Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler, nasılsınız? Çok güzel bir haftaya sizlerle beraber giriyoruz. Sevgili yengeç, Suru ve kabuklu varlık. Evet, güneş tutulmasının etkisi 3 Kasım yengeç burcuna bence çok iyi geliyor. Evet. Birinci okuru astroloji haber merkezinin aylık burç yorumlarında bu konuyla ilgili detaylar zaten çok fazlasıyla evet. Verdik. Bunu biraz yine eğer tıklayıp seyrederlerse gerçekten keyifli bir aya girdiklerini de fark edecekler. Onun işte görüntüsünün ilk haftası. Yani keyifli bir filmin ilk sahnesi geliyor. Evet sevgili Demet. Evet sevgili yengeçler, bu hafta 3 Kasım'da 11 derece Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Yengeçlerin 5. evinde olacak bu güneş tutulması. Aynı zamanda Satürn orada Akrep Burcu'nda, Kuzey Düğüm Akrep Burcu'nda, Merkür Akrep Burcu'nda retro harekette, Akrep Burcu'nda önemli bir stelyum var. Jüpiter Yengeç Burcu'nda aslında yengeçler için gerçekten destekleyici olabilecek, iyi değerlendirildiğinde güçlü enerjiler var. Aşk, özellikle evet, aşk, romantizm, duygusallık, çocuklar, şans oyunlarında kazanç, şans oyunları olabilir. Bir kermes olabilir, bir piyango olabilir, bir tombala evet. olabilir veya tavlada zar düşeş gelebilir. Evet. Dediğimiz bir nokta. En azından hiçbir şey oynayamıyorsan en azından çayına tavla oyna. dübeş, dört çağır, düşeş gibi kavramların daha fazla geldiğini göreceksen. Valla bugünlerde yengeçlerle tavla mavla oynanmaz. Şansları çok yolunda gidecek derim yani, ben. Sen ne dersin? Bence de öyle. Girişimler için özellikle 5. ev yeni girişimler için çok destekleyici, şanslı başlangıçlar olabilir. Evet ama onu 10'undan itibaren yapsınlar. 10'undan itibaren. Tabii bu tutulmanın enerjisini özellikle o Güneş-Jüpiter üçgeninin olduğu 11-12 Kasım aralığı gerçekten çok olumlu olabilir. O 5. evde ne ilginç değil mi? Evet. Yeni girişimleri de destekliyor, evet. Sanatı da destekliyor, çocuğu da destekliyor. Sanatçılar için de önemli. Sanatçı yengeçler için çok önemli. Evet. Yani çok ilginç bir evdir 5. evdeki gökyüzü gezegenlerin pozisyonları. 5. evi ben severim ama. Evet. 5. evdeki gezegenlerin pozisyonel durumları her zaman için daha keyifli, daha hoş ve daha niteliklidir. Vallahi söyleyecek çok fazla bir şey yok. Evet. Bence Şam'da Kayısı Merkür Retrosu geçtikten sonra 10 Kasım'dan itibaren bazı hareketler başlasın. Yeni aşklar, flörtler, sevgiler, şanslar hepsi beraber giriyor. Venüs'ün Oğlak'taki bazı etkileri. Evet, 5 Kasım'da Venüs 5 Oğlak'ta Kasım'da. Olacak. Ne dersin ona? Venüs Oğlak'ta karşı evlerine geçiyor. Tabii bu ilişkiler adına, yine ortaklıklar adına iyi, olumlu bir enerji verecek Venüs orada. Evli olanların eşleriyle olan ilişkileri daha hoş, daha uyumlu olacak. Olur, tabii. Ama yanlış seçimler yapan. Evet. Yani bazı yanlışlar varsa, çünkü o oğlağa giriyor ama orada Plüton'la kavuşum, Uranüs'te kare var. Tabii. Şimdi o zaman bazı yanlışları da ortaya çıkartır. Ama çoğunlukla Venüs burcun karşısına geçtiğinde ılımlı bir dolunay etkisi yapıyor. Evet. Karşıdaki kişiyi daha fazlasıyla görebilme, daha kişinin statüsünü algılayabilme. Yani şu andan itibaren 5 Kasım'dan itibaren Venüs Oğlak Burcu'na girdiği andan itibaren sevgili yengeçler, zaten Jüpiter'in de Konopus desteği var sizde. Çok özel bir yıldızdır Konopus Sirius. Neye sebebiyet verir biliyor musunuz? İlişkileri ciddiye. Evet, ilişkilerden fayda var. Aşkı ciddiye alan, evet. Birliktelikleri ciddiye alan derim ben. Evet. Merkür de düzeliyor 10 Kasım'dan itibaren. O retro hareket de sona eriyor. Evet. Dolayısıyla enerji çok daha iyi olacak 10 Kasım'dan sonra. Evet, evet. Sevgili ikizler kendinize çok çok iyi bak. Sevgili yengeç kendinize çok çok iyi bakın. Bilinç okulunda haftalık, aylık, günlük videoları seyretmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Güle güle. Hoşça kalın.